Ve sayın seyirciler, kripto para piyasasında e, bir dalgalanma var. Dalgalanmanın da ötesinde sert bir düşüş var. haber global ekonomi derim. Murat Uzel bizimle birlikte. Murat hani 65 bin e, dolarları görmüştü bir ara evet. e, bu kripto. Geldiği nokta nedir diyelim arkadaşlarımızdan da rica edelim. Piyasa ekranına bir e, getirsinler. Evet ne oluyor Murat? Neden böyle bir durum var? Evet e, şu an Bitcoin'de 22.280 e, dolardayız. Ethereum 1.200 dolara düştü. E, ve e, son e, 24 saate baktığında kayıp Bitcoin'de işte yaklaşık %25. Son 2-3 güne bir haftaya gidersen bunun %35'e ulaştığını görülüyor. Bitcoin çok temel olduğu için Bitcoin oranlarını veriyorum. E, geçen yılın Temmuz ayında 69 bin seviyelerine evet. kadar çıkmıştı. Hatta e, Kasım ayındaydı o civardaydı. ...yani yıl sonuna doğru daha doğrusu... ...hatta o dönemde işte yıl sonuna kadar bir 100 bin dolar görünümü denirken... ...tam tersi bir süreç başlamıştı... ...ona göre baktığımızda zirveye göre %70 düşmüş bir e, bitcoin var... ...bitcoin'in e durumu bu ama çok daha fazla düşenler var tabii... Yani bitcoin içinde daha az düşen... Tabii. E, ...çünkü altcoin'ler altcoin var... ...diğerleri yani bitcoin'in diğerlerini altcoin diyoruz... Evet. ...ethereum dahil evet. olmak üzere... ...orada hani e, bazı birçok coin'lerin... E, ...halka açılma fiyatlarının altına düştüğünü görüyoruz... Yani örneğin işte 7 dolardan mı işlemlere başladı şimdi fiyatı 3 dolarda 4 dolarda. Yani bu çok ciddi diplerin dibi demek. E, o ölçüde bakarsak işte biliyorsun ana faktörün burada bir süredir e, dünyadaki bu riskten kaçma eğilimi olduğunu görüyoruz. O riskten evet. kaçma eğilimi temel sebebi de ne? E, i̇şte enflasyon hikayesi dünyada. Bununla baş etme konusundaki zorluk. Eş zamanın bile durgunluk kaygılarının olması. E, ama merkez bankaların başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere dünyada faiz, faiz artırmak zorunda kalıyor olmaları. Şimdi en son enflasyon cuma enflasyon baskısıyla. Evet. Cuma günü Amerika'da tüketici fiyatları geldi biliyorsun. Beklentinin Tabii. üzerinde gelen bir veri var. 41 ee, yılın en yüksek geldi. Evet, değil mi? yaklaşık 41 yılın en yüksek seviyesi. İşte 8,5'ten 8,3'e düşmesi bekleniyordu yıllık enflasyon ama 8,6'ya çıktı. Yani düşmesini bırak bir inmelenme söz konusu oldu. Ondan sonra birçok piyasa hareketinin sertleştiğini gördük. Yani biz Amerikan borsalarına dün mesela %4'ü aşan düşükler gördük. Bugün biraz daha artta kalmaya çalışıyorlar ama halen böyle riskli bir alandaysan buradan biraz daha nakde gitme isteği olduğunu görüyoruz. En riskli alanda ne? i̇lk etapta tabii ki borsadır. Hani riskli dediğimiz orta uzun vadede iyi şirketlere yatırım yaparsan tabii ki getir elde ama kısa orta vadede çok oynaklı olan piyasalardır borsalar, hisse senedi piyasaları. Bunun ötesinde bir oynaklığa sahip. O yüzden bu da ciddi bir satış baskısı buraya yansıdığını gördük. Ve şu aşamada da e, hani dibi görüldü mü görülmedi mi hala tartışması var. Daha görünmemiş olabileceğine dair değerlendirmeler var. Endüstrisi Daha da düşecek öyle. yani. Daha öyle düşebilir diyenler var. E, şu an çünkü e, son 2-3 günlük hareket biraz korkutucu oldu. E, çünkü çok kolay böyle 25-26 binin altında 23 bin, 24 bin buradan altına çok inmeyebilir deniyordu. Yani dip görünüyor diyordu ama pek öyle olmamış. Ana faktör, ana hikaye bu. Hı hı. Ama son dönemde, son iki aydır özellikle kripto varlık piyasalarında, para piyasalarında... E, kripto paralara özel bazı haberli akışı da var olumsuz anlamda. İşte bundan iki ay önce yaklaşık bu bir Luna meselesi vardı evet. hatırlarsın. Orada e, bir yine dolara karşı eşlenik olan yani bir e, Luna bir dolardı hı hı. ve bu tip işte sabit coinler, stable coinler e, senin e, sabit bir yatırım yapmanı garanti altına alır. Yani bunun e, bir Luna alırsın. Bu bir karşılığı 1 bir dolardı ve değişmez. Ya, sistemi gerek. gibi, altın e, oran gibi evet, değil mi bütün evet, bunların? Ba, evet bazılarının fiziki bazı teminatları var. Gerçek dünyada karşılığı olan teminatları var Hı. bunlardan bazılarının. Bir de Luna'da olduğu gibi tam fiziki dünyada birebir karşılığı olmayanlar var. Bunlar işte algoritmik işlemlerle denen bir teknoloji kullanarak hesaplama yöntemiyle bunlar yapıyor. O çöktü. O çöküş sonrası biraz daha burada soru işaretleri ortaya çıktı. Burada soru işareti çıkınca biliyorsun bir merkezi finans diye bir son yılların evet. çok popüler bir bir alanı var. Buraya sen yine kripto paralar üzerine kripto para satın alıyorsun. Bu tip platformlardan birine gidiyorsun. Onlara e, burayı veriyorsun. Diyorsun ki işte şu kadar aylığında işte mevduat da yatırmış gibi. O da diyor ki sana işte 3 ay sonra, 1 ay sonra, 5 gün sonra neyse ona şu kadar karşını ödeyeceğim diyor. Bu çok popüler oldu son yıllarda. Hatta bir ara 200 milyar dolar aşan bir miktar orada e, birikti. 200-220 milyar dolar ama son haftalarda işte Luna meselesiyle artık bu 70 milyar dolar kadar indi. Şimdi başka bir Celsius adlı bir şirket var. Bu da yine bu alanda, ee, işte özellikle bu işte Luna gibi, yani Luna'nın biraz daha e, olduğu veya etkili olduğu e, alanda olduğu gibi, e, orada da bir tane işte merkezi finans tarafında bir kuruluş var. Buraya bu kuruluşa da sen gidiyorsun, işte e, kripto paranı koyuyorsun, e, belli bir dönem sonra bir getir elde ediyorsun, çıkıyorsun ya da e, buradan borç alabiliyorsun. Yani kendi kripto varlığını teminat olarak gösterip örneğin işte bir tane bitcoin'in var teminat olarak gösteriyorsun onlar da karşısında sana kredi veriyor ve krediyle sen gidip işlem yapabiliyorsun yani böyle girift bir sistem haline döndü bu süreç ve bu ama şirket... şimdi pandemi üzerine savaş falan derken zaten sorgulanan bu kripto para meselesi yani vatanı olmayan para iyice ee, artık hani Art coinlere, e, normal paraya doğru mu yöneltiyor insanları bu tamamen bir yandan da tabii senin söylediğin e, faiz artırımı beklentisi. Evet. Abi de merkez bankası zaten faiz arttırsa e, olduğu gibi bütün e, doların kaya gelmesi manasına geliyor. O da o zaman bu sanal paradan gerçeğine mi bir akış? E, o, görüntü o. biraz daha gerçek dünyaya dönüş var e, ama hani e, kripto paralar içinde çok önemli bir sınav dönemi artık bir Hı -hı. yeni bir geçiş dönemi olacak bu ne anlamda? Şu ana kadar ayakta kalacak mı? E, ayakta kalacak mı? Bir, iki e, hangi şartlarda Hı -hı. işler devam edecek? Yani düzenleme konusu biliyorsun dünyada sıfır neredeyse. Tabii. Bu konuda işte her ülkenin kendine göre küçük de olsa ufak tefek düzenlemeleri var ama hani buradaki alım satım platformlarının az önce bahsettiğim gibi böyle Hı -hı. merkezi finans sistemi gibi e, buradaki e, şirketlerin denetimi hangi kurallara tabi olacak konusu şu an çok muallak. Ee, ve hani o da netleşme gerekiyor. Bu olmadığı sürece yatırımcı güvenin buraya geri dönmesi çok kolay olmayacak önümüzdeki dönemde. Çünkü en büyük örneği Luna'da yaşandı. İşte ne, nedir? Sen şu güvenceyle giriyorsun. Diyorsun ki işte atıyorum bin, bin dolar değil mi? Bin doların bin dolar olarak kalacak diye hesap ediyorsun değil mi? Sonra bir bakıyorsun o bin doların bir dolar olmuş. On sent olmuş. Ee, ve bu diğer e, sabit e, coinler işte Tether gibi en büyükler gibi onların bile sorgulanmasına yol açtı. Yani sen buraya bu dünyayı paranı koyduğunda bunun... ...değerini korunacağın bir garantisi var mı yok mu? İş bu kadar temel bir noktaya geldi. O yüzden eğer bu konuda bir orta uzun vadeli sağlıklı bir piyasa oluşacaksa... ...düzenlemelerin gelmesi gerekecek şart. Yani hep düzenlemeden kastımız bir ilk etapta şunu anlıyoruz... ...işte vergi düzenlemesi akla gelir. Tabii Katırınca o... onu düşünür ne kadar vergi alınacak evet, benden. Kriptodan der. kaçış nedeni sayılıyordu evet, bir zamanlar. Evet yani şöyle hani tabii ki vergi önemli... ...tabii ki vergi alınacak buradaki alım satım işlemlerinden doğru... Ama çok 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 önemlisi, hani vergi bence işin çok son sıralarında olan konu, önce paran ne kadar güvenli? Bu iş yapanlar ne kadar güvenli bir şekilde bunu yapıyor bu şirketler? Denetim var mı yok mu? Verdikleri sözün karşılığı var mı yok mu? Bu konuda bir güven terkin etme süreci yaşayacak sektör. Yaşamak zorunda çünkü işte bugünü Celsius'u konuşuyoruz. Elindeki teminatların ne kadar evet. e, aslında e, geçerli olduğu, geçerli olmaz evet. ya ne kadar güvenilir olduğu konusu soru işareti. Yine çünkü teminat olarak kendi hesabını tuttuğu yine sabit coinlerden bir tanesi sabitliğini kaybetti geçtiğimiz evet. işte günlerde. Yani Luna'da benzer bir şekilde. Yani birebir dolara eşitlik olması lazımken orada da kayıp oldu. E bu şirket de zaten oraya da dayandığı için, teminatları oraya dayandırdığı için orada da sorun yaşıyor. Yani bu tip şirketlerin iflası olur mu olmalı tarafı kritik. İflas ederse zaten müşteri olarak oraya para yatırdığında sen paranı %99 alamayacaksınız zaten. Öyle bir e, iddiaları Çok da iyiyiz. yok. Tabii. Öyle bir e, aslında e, aslında e, çağrıları da ve açıklamaları da yok. Geçen gün e, Coinbase'in açıklaması vardı. Hı hı. Amerika'da halka arz olmuş. Hatta dünyada halka arz olmuş tek alım satım platformu. Orada bilançosu açıklandı. Bilançodaki maddelerden birinde mesela oradaki müşteri paralarının herhangi bir iflas durumunda güvencesinin olmadığı ortaya çıktı. Amerika'da bu tartışma konusu... Önümüzdeki düzenleme gelecek. Bu konu düzenleme girecek. Çok kesin. Yani müşteri paralarının korunması, iflas durumunda ne olacak? Bunlar çok 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 bebek adımlarıyla. Kumar yani. Süreçten. Şu anda ciddi bir yani, kumar. Yani hep şu konuşuluyor. Eğer buraya yatırım yapacaksanız aslında birçok yatırım tarafında Tabii. öyledir ama. Hani bütün paranızı aynı yumurta, aynı sepete koymayın. Burada da hani Porşey buraya farklı yadın, bakmak soğuk lazım. Soğuk cüzdan alın. Yani. Ee, soğuk cüzdan koruma. Soğuk cüzdan bile böyle durumda çok garanti değil. Doğru, Şimdi sen doğru. Te, bire bir, bir tane a, stable coin alsan cüzdanı dursa ne olacak? Ne olacak? Onun Dur. değeri zaten gidiyor. O yüzden e, yatırdığın para varsa bunu biraz daha ölçülü bir para. Peki. Kayıp olursa üzülmeyeceksin. Evet. Tavsiyen ne şu anda? E, bütün ee, bunları aktardın. Gayet net. Şö, şöyle. <laughs> net derken büyük bir e, fluluk var. Şöyle uzun vadeli bakmak çok kolaydı bu süreçte. Kabul etmek evet. lazım. Yani hep ne konuşuyorduk biz daha önce? İşte Bitcoin 100 bini geçecek vesaire geçecek. E, bu dediğim düzenlemeler konusunun bir netleşmenin. Yani önce bu hengamenin bitmesi lazım. E, çok temel bir konu. Ama bir yandan zaten dünyadaki işte Fed süreci vesaire zaten buna pek izin vermiyor. Uzun vadeli bakmıyor. Alım satım kısa vadede yapılabilir şu anda. Daha hani bu için çok fırsat var ama uzun vadeli bakmak kolay değil. Fed yarın faiz kararı açıklayacak. E son enflasyon verisi sonrası 75 bas puan ihtimali çok kuvvetlendi. Daha sert faiz arttırım demek. E bu zaten Amerikan borsanı yaramayacak. 1.5 yani ya 50 75 evet, evet. Korkunç bir e, noktaya geldi. O yüzden uzun vadeli bakmanın çok zor olduğu kripto varlıklar açısından bir dönemden geçiyoruz. Ama hani kısa vadeli biraz daha hani bu işten anlayan, alım satım yapabilenler varsa bu konuyu hala devam edebilirler. Ama uzun vadeli gerçekten hala riskler söz konusu. Haber Global Ekonomi Müdürü Murat Güzel. Çok teşekkür Güzel. ediyoruz.